من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا رَبَّنَا اٰتِهِمْ مُضَعْفَيْنِ azab عَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا kibira. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesirlenmek cümlemize nasip eylesin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram eylesin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada ahirette bizi ayırmasın. cuma i Şerif'imize ilham ve mübarek eylesin. Mevla hepinizden razı olsun. Malumunuz Risale-i Kusre'den bir beyt okuyoruz. Birkaç ayet gibi manası vermeye çalışacağız. Elhamdülillah Rabbimizin büyük ikramı ve gecesini geçirdi bize elhamle geçittirdi. Gündüzünü şu anda yaşıyoruz. Recep-i Şerif'in ilk gününü yaşıyoruz elhamdülillah. Üç aydan üç günü ilk gününü yaşıyoruz. Mevlam inşallah kıymet bilenlerden şükrünü bilenlerden olmayı bir ikram eylesin inşallah. Nankör kul olup da ne yaptığını bilmeyenler de olmaktan bizi muhafaza etsin. Şu Recep ayının sadece ilk gününe bile olsa Recep ayının ilk gününe bile olsa sadece bu Recep ayı Allah'ın ayıdır ifadesi gereğince rağbet etmiş olsa insan saygı duymuş olsa memnun olsa elhamdülillah Recep-i Şerif'e ulaştık diye memnun olsa Mevla Teala geçmiş günahlarını affediyor. Sen madem benim ayıma Efendimizin ifadesiyle Recep Allah'ın ayıdır. Efendimizin ifadesiyle benim ayıma ne yaptın? Saygı gösterdin, hürmet gösterdin, memnun oldun, sevindin. Günahların affedileceğine de sevindin. Bu ayın kıymetini bilme hususunda bir mücadele verdin, gayret gösterdin. Madem öyle diyor Mevla, en az, en az muamele bu, en az. Rabbim inşallah tahammülü ermeye bir bize ikram etsin. Hele hele Bugünlerde insan oruç tutmuş olsa cehennemden uzaklaştırılır diyor. Cehennemden uzaklaştırılır, cennete yaklaştırılır. 16 gün oruç tutan kişinin diyor, defteri tamamen değiştirilir. Pırıl pırıl bir defter verilecek kendisine. İnşallah. Uzun günlerde biraz zor ama olmaz diye bir şey yok. Efendimiz bazen öyle bir oruçlarmış ki, 3 aylarda hiç bozmayacak diye düşünürlermiş bazen. Bazen de bir tutmazmış. Hiç tutmayacak gibi, hiç tutmayacak gibi tutma, Efendimiz ne yaparmış? Bazen de tutmazmış. Şimdi biz ik, birinin ikinci kısmını herhalde aldık. Yani hiç tutmayacak meselesi var ya, onu aldık herhalde. E bazen de Rabbim inşallah diğerini de almayı da nasip etsin inşallah. Rabbim hakikaten bu işte bizlere başarılar nasip etsin. Kısacası güzel insanlar, kıymetli insanlar, kıymetli aylara girdik. Mevla hala bu aylarda bizden bir hareket bekliyor. Ne bekliyor bizden? Beklediği şey şu. Ben size bu fırsat tanıyorum diyor Mevlamız. Amellerinize kat kat mükafat yüksek dereceler vereceğim. Yapmış olduğunuz az şeyle çok şey kazanmış olacaksınız. Böyle imkanlar. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne Allah, hep beraber. Allahümme. Allahümme. Barik <laughs> lana fi ve Şaban ve Ramazan. Allah'ım diyor efendimiz bak. Demek ki bak bu şekilde değer bileceğiz, kıymet bileceğiz. Arzumuz olacak, iştiyakımız olacak. Allah'ım diyor. Recep ayını, Şaban ayını bizim hakkımızda bereketli eyle. Efendimiz bu duayı çok yaparmış. Bereketli eyle. Maddi manevi bereket var bu aylarda arkadaşlar. Arkadaşlar güzel insanlar, kıymetli insanlar maddi ma maddi bereket de var bu aylarda. Tekrar ediyorum. Sadece manevi bereket değil. Maddi bereket de var bu aylarda. Eğer sen bu aylarda mücadele verirsen maddi bereket de var, manevi bereket de var. Sadece tek taraflı bereket yok yani. Sadece gayretini göstereceksin. Mevla ile barışçı yaşayacaksın. Bir takım sıkıntıların varsa, yanlışların varsa yanlışlardan vazgeçeceksin ya. Yani. Bu söyleniyor mesela. Bak incele kendini. Üzerinde ısrar etmiş olduğun bir hatayı bir türlü bırakmıyorsun. Niye bırakmıyorsun? Ne zaman bırakacaksın hataları? Bu hatalarla ahirete geçilmez. Bak bu hataların affını istiyoruz Mevlamı'da. Mevla affediyor. Ama bu hatalara düşmemeyi de inşallah. İnşallah, i̇nşallah deseniz ya. İnşallah. Niyetiniz yoksa hep haftasınız. Burada sadece de hafta olmayacağız. Aynı zamanda bu hatalara bir daha düşmeyelim de olacağız. Bu eksiklere bir daha düşmeyelim de olacağız. Bu çukurlara, Mevla Teala'nın yasaklamış olduğu çukurlara tekrar düşmeyelim olacağız inşallah. i̇nşallah. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. İnşallah. Ondan sonra ne diyor Efendimiz? Recep ayını, Şaban ayını bizim, bizim hakkımıza bereketli eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. İnşallah Ramazan şerefine ulaşırız inşallah. Şimdi kısacası bu aylarda bir daha kendimizi kontrolle hesaba çekeceğiz. Hep beraber bir hesaba çekelim kendimizi. Var mısınız? Evet. Sizin niyetiniz yok. Siz kendinizi hesaba çekmezsiniz. Korkuyorsunuz ya. Korkmayacaksın inşallah. Bak şimdi. Bir defa bakalım hep beraber. Şeriat hablini eline gel al. Diyor ki Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Azim'in şu an hükümlerin diyor, hayatını al diyor. Sımsıkı sarıl diyor. Kur'an hükümlerine sımsıkı sarıl. Ve atasimu bi hablillahi ve la Allah'ımız buyuruyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sakın ayrılmayın diyor Hazreti Allah. Siz gel bakalım. Sımsıkı sarılıyoruz mu? Hadi. Hadi incele bakalım kendini. Namazlara sımsıkı sarıldın mı? Elhamdülillah sarıldık. Elhamdülillah ya. <laughs> ne bileyim siz niyetiniz galiba. Oruca sımsıkı sarıldık elhamdülillah. Zenginsek zekata da ne yapacağız? Sımsıkı sarılacağız. Doğru mu? Zenginsen haçı da zaten ona da sımsıkı sarılacağız. Elhamdülillah. Bunlara sımsıkı sarılacağız. Bunlarla beraber Mevla Teala'nın bize yasaklamış olduğu şeylerden Kaçacağız. En çok bugün en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Ne lazımcılık mantığı. Herkes ne lazımcı olmuş be kardeşim. Ya yapmayın Allah rızası için ya. Mahallenindeki gençlere sahip çıkmazsan, semtindeki gençlere sahip çıkmazsan, ilgilenmezsen, takip etmezsen millet cinnet geçirir. Bak dün de anlattım size. Bugün sultan çiftine gittik, gelmek durumunda kaldık. Ne oldu? FSM tıkalı. Bugün, bugün ya. Bak dün akşam da söyledim, dikkat edin. Dün akşam ne söyledim? Çok sevdiğimiz, saydığımız gerçekten bizimle beraber yapmış olduğu ben bir kardeşimiz, Allah selamet versin, cinnet geçirmiş. Cinnet geçirmiş. Dün, dün akşam anlatmış. Hatırlamıyordunuz ya. yok muydunuz burada siz? Ondan sonra kalkmış, cinnet geçiriyor, kendini asmış. Dün akşam mı anlat demişim işte burada. Geliyor şimdi araştırmacılar geliyor. Niye bu astı diye kendini. Bak bak dikkat et. Geliyor. Niye astı kendisini bu diyor. Soruyorlar. Bak soru bu. Niye astı? Diyorlar ki hemen soruyorlar devamında. Bankadan kredi aldı mı bu diyorlar. Evet aldı. Tamam anlaşıldı diyorlar. Bak ilk soruları bu. İlk sordukları soru bu yani. Şimdi bugün Sultan Çiftliği'nden gireceğiz. Orada bir işimiz vardı. Kısa anlatıyorum. Baktık FSM köprüsü kapalı. E niye kapalı? İntihar girişimi varmış. Ya millet cinnet geçiriyor cinnet. Anlıyor musun ya? Gitti millet gitti gitti anlamıyor musun ya? Sen bekliyorsun ki ne bekliyorsun sen? Ama kalkıp da bunu birileri düzeltecek diye düşünmeyeceksin. Sen mahalleni düzelteceksin. Sen etrafındaki kardeşine sahip çıkacaksın. Sen insanlarla, gerçekten Müslüman kardeşlerinle özellikle gençlerle gerçekten hakikaten onların derdine bakacaksın. <laughs> ne güzel söylüyorum. O zaman ben hakim bakacak. Sen de öğreneceksin? Şimdi, ben biliyorum seni. E gördün mü sen? O yüzden hep beraber birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bugün Türkiye'miz en büyük sıkıntı ne lazımcılık mantığı olmuş. Ben size söyleyeyim. Bir tane de Yahudi lafı duymuşuz bir yerden. Ne lafı? Yahudi lafı, Yahudi. Ne o? Ha koyun kendi can nasılır? Bu Yahudi lafı bu. Ondan sonra ya beni ilgilendirmez kardeşim. Ben ne yapayım? E ne yapacaksın işte bak. Koyun kendi can nasılır diyorsun ama şuraya bir koyun assak bir tane durmaz burada. Durur musun? Şuraya bir tane koyun asalım şöyle ölmüş koyun. Bak nasıl hemen yola alıyorsun. Aman tehlikeli bu kadar. E ya koyun kendi bacağından nasıl işte? Ne karışıyorsun? E olurum hoca ya bu pislik ya. Bu mikrop ya. Bu bilmem ne yapar. E gördün mü sen? O yüzden ne be lazımcılık mantığını kaldıracağız inşallah. Bu konuyla alakalı ayetleri, ayetler konuyla alakalı zaten oraya geleceğim. Şimdi biz kendimizi inceliyorduk. Demek ki güzel insanlar, kıymetli insanlar bak. insanlar cinnet geçiriyor sebebi ne? Haramlardan kaçamadıkları için. Bir de Allah'ı tanımadıkları için. Allah'ı tanıyan cinnet geçirmez. Bitmiştir. Yaz bu çok önemli bir ifade. Neymiş söyle bakayım. Niye cinnet geçecek? Allah'ı tanıyan cinnet geçirmiyor. Niye? Çünkü Rabbimi tanıyor. Rabbimi biliyor. Sahibini tanıyor. Onu yoktan var edeni tanıyor. Onun merhametini biliyor. Onun güzelliklerini biliyor. Onun şefkatini biliyor. Onunla güzel yaşıyor. Barışık yaşıyor. Bu insan cinnet geçirmez. Rabbinden uzaklaşanlar cinnet geçirir. Rabbim hepimizi muhafaza Şimdi demek ki birinci madde neymiş? Şeriat hablini yani Allah'ın hükümlerini sımsıkı sarılacağız inşallah. Elimizi alacağız. Mevla neyi yasaklıyorsa ondan kaçacağız. Ondan kaçacağız. Mevla'nın yasaklamış olduğu şeylerin peşinden gitmeyeceğiz. Hayatımızda Rabbimizin yasaklamış olduğu şeyler olmayacak. Uzak duracağız inşallah. inşallah. Ama alıştırmışsın nefsini. Nefsini illa oraya kayıyor senin. Ben biliyorum seni. Nefsini illa oraya kayıyor. Mevla bir bizi muhafaza etsin. Amin. Kaymayacağız inşallah. inşallah. Demek ki güzel insanlar, kıymetli insanlar... Birinci madde neymiş? Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılıyoruz. Haramlarına kaçıyoruz. Şimdi ikinci ifade. Tarikat zevkini gönlünde agel al. Bir de diyor senin diyor Allah eğitimi görme zevkin olacak. Yani Allah eğitimi, Allah'ı tanıma eğitimi, Allah'ı bilme eğitimi, Allah'tan zevk alma eğitimi. Hiç düşündün mü sen bunu ya? Hem sen ilk kalk Yemeklerden zevk al Falan ciğerde var ya acayip bir yemek var Koş 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 İçmekten zevk al Boş şeylerden zevk al Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerden zevk almaya kalk Ondan sonra Sen bu kafayla Allah'tan nasıl zevk alacaksın ya Mevla'dan zevk almayı bilir misin? Anlar mısın bu işleri? Anlamıyorum hocam Anlamıyorsan niye anlamıyorsun? Sen git bak Falan yerde güzel yemek varmış. Onları al bakalım size. Allah hepimizi kurtarsın inşallah. Amin, Amin bile demiyorsunuz ya. Amin. Korkuyorsunuz ya. Rabbim hepimizi kurtarsın ya. Amin. Amin. Olur mu böyle şey? Hep nereden zevk alıyorsun? İşte hocam iyi bir yemek var be. Ta, çok güzel. Eti çok katlıymış, tatlıymış. Bilmem neymiş, filanmış, şımanmış. Öbür taraftan bilmem başka şeylerden. Mübarek adam. Güzel insan, kıymetli insan. Bir de Mevla'dan zevk al be. Bir Allah de. Bütün azaların zevk olsun be. Nasıl tarif ettim sizi? İnşallah. Bir la ilahe illallah diyeceksin. Bütün azaların zevk alacak. Rabbim ikram eylesin. Böyle olursan diyor. Marif ilmini ruhunla gel al. O zaman Allah'ı bilme ilimleri diyor ruhunla yaşarsın. O ruhun Mevla Teala'yı bilme ilimlerini marifetullah dediğimiz hakikatullah dediğimiz güzellikleri yaşarsın o zaman. O zaman işte sen dost olursun. Rabbinin dostu olan da dünya ve onun için kurtuluş olur. Lehumul müşra fil hayatid dünya ve fil ahireh. Hazreti Allah buyuruyor. Onlar için diyor dünyada ve ahirette Kurtuluş vardır diyor Mevlamız ya. Rabbim inşallah bu kurtulanlardan olmayı bize ikram edilsin. Eğer sen Rabbinin dostu olursan, başarılı kul olursan, istenen kıvamda kaliteye yakalarsan, dünya ve ahiret kurtuluşu vermiş olursun. İnşallah başaracağız. İnşallah. Rabbim başaranlardan olmayı bize ikram edilsin. La Allah'ın kelimesi değişmez. Mevla Teala senin dostunu aldığı zaman bir daha dostundan şey bırakmaz. Yeter ki bir dostunu yakala. Bir yakala şu dostluğu be. O yüzden marif ilmini ruhunla gel al. Yani Allah'ı bilme ilimlerini de ruhunla yani eğitimle ruh eğitimiyle terbiyesiyle beraber alman lazım. Rabbim ikram edersin. Hakikat sırrını sırrında bulal. Bir de hakikatleri diyor sırrında bulal. Yani Mevla Teala'nın gizliliklerini, Mevla Teala'nın yakınlıklarını sırrında, sırla tafetinde. Yani bütün güzelliklerini yaşama hususunda sende bir kabiliyet var. O kabiliyetini çalıştırarak onları da yaşamış ol inşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Bununla alakalı şöyle anlatılır. Şu kadarı söyleyeyim ben size. Derler ki hakikat sırrını nasıl bulacağız diye merak ederseniz diye söylüyorum. Çok da meraklısınız ya maşallah. Olsun ben yine söyleyeyim. Merak etmeyince de söyleyeceğim. Şimdi derler ki adama mesela şimdi oturuyoruz ya burada. Diyorlar ki mesela bahçede yangın var. Bahçede ne var? Yangın, yangın var. Buna ilmen yakın deniyorlar. Yani ilmen biliyorsun artık. Olmayabilir de şüphede de olabilirsin. İlmen yakın deniyorlar buna. Çıkıyorsun şöyle cama doğru bakıyorsun. Gerçekten dumanlar ateşi görmeye başlıyorsun. Buna aynel yakın deniyor. Yani görerek, ima, görerek anlamak demektir yani. Sonra bahçeye iniyorsun gidiyorsun. Ateşin içine bir giriyorsun. Yanıyorsun ateşle. O zaman hakikati anlıyorsun işte. Şimdi öyle. Uzaktan bir Allah sevgisi. He he he. Seviyor mu? Hocam be Allah'ı sevmez miyim? Abi de çok seversin ya. Maşallah. Şimdi bunun bir ilme yakini var. İşte bu bilinçler işte. Bir de bu işi gerçekten yakinen anlayıp da yaşamak var, görmek var, bilmek var, tatmak var. Bunun ötesinde yanmak var. İşinize gelirse. Rabbim başarmayı nasip etsin. Yoksa böyle işte gayip, zavallı, ne yaptığını bilmez. Böyle bir hayat devam edersin. Ondan sonra da eyvah diyeceğin çok hallerin olduğundan dolayı da Eyvah diyeceğin çok hallerin olduğundan dolayı Aman fırsatı kaçırmayayım, dünyayı bırakmayayım diye çok gidinirsin. Ama fırsat kaçmış olur. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi ayetlerimize geldik. Ayetlerde kısa kısa inşallah manalandırmaya çalışalım. Evvela şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 aylardayız. Bu aylar özellikle bu ay Allah Celle Celaluhu'nun ifade, Efendimiz'in ifadesiyle Allah Celle Celaluhu'nun ay olduğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. recep Şehrullah diyor. Recep Allah'ın ayıdır. O yüzden kullar bu ayda gerçekten kendisine çeki düzen verecek. İnşallah dikkat edeceğiz. Ama ben bu konuda özellikle sizden ricam şu bu ayetlere dikkat etmenizi rica ediyorum. Özellikle bu konuda bu ayda şuna çalışacağız beraberce. Beraberce. Neye çalışacağız? Evlatlarımıza, gençlerimize güzel örnek olmaya, onlara sahip çıkmaya, onları doğruya ulaştırma hususunda çalışacağız inşallah. İnşallah deseyiz ya. İnşallah. Niyetiniz yok sizin. Açık söylüyorum. Bu ayda bu seferki kararımız bu olsun inşallah. Bu haftaki kararımız. Ne yapacağız? Demek ki bu ay Allah'ın ay olması sebebiyle Biz hakikaten kendimize çekici vereceğiz. Kendi evladımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza, ahbaplarımıza, etrafımıza, insanlara gerçekten örnek ve önder bir müslüman şey olacağız inşallah. Yoksa bak neyle karşılaşacağımıza söylüyor Hazreti Allah. Rabbim'e bir bizi muhafız Bak şimdi Mevlamız buyuruyor. bu tukallebu Fin O gün diyor mahşerde insanlar yüzleri, şekilleri, yolları cehenneme gösterilince hesabı görülmüş, hesabı görülmüş defterini sol tarafından veya sırtı yarılmış önünden almış. Sol tarafından veya sırtı yarılmış sırtın yarılıyor yarılıyor ön tarafından alıyorsun. Zaten yandın sen. Anla gittin. Bazıların hiç defter yok. Niye? Defter hesap hiç yapılır. Bu adam zaten gavur yaşamış. Ne defter ona? Direk. Direk cehennem. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Abi. Sol tarafından almadı tehlikeli şekli yolu yönü cehennem ateşe döndürülmüş Allah buyuruyor Yönüye döndürülmüş ateşe diyor ki ya leytene adan Allah'a adan Rasule ya adan Allah'a adan ya ne olaydı Teşki Allah ve Rasule itaat etseydik laf dinleseydik neler söyleniyordu neler bildiriyordu onlara kulak verseydik duymamazlık muamelesine girmeseydik, kulaklarımızda ağırlık varmışçasına muamelesine düşmeseydik, onların kulakları var, duymuyorlar diye Hazreti Allah Celle Celaluhu. Rabbim böyle olmaktan bize muhafaza etsin. Amin. Sanki diyor kulakların üzerinde diyor, o izâ aleyhi Gururlu gururlu, kibirli kibirli, kendilerini beğenmiştir diyor Hazreti Allah. Allah'ın ayetleri kendine okudukları halde, Fark etmez oynuyorlar. Kulaklarında ağırlık varmışçasına. Allah'tan öyle değilsiniz. Elhamdülillah derseniz ya. Öyle bir yoksa bir Ne bileyim ben. Korkutuyorsunuz bazen beni. Rabbim bizi muhafaza etsin. Abi. O yüzden de öyle güzel insanlar, kıymetli insanlar o hale düşmeden önce dünyada kendimize ayrılacağız inşallah. Bir de şu çok dikkatimi çeker. Ukbe bin muayit olması lazım. İsminle bir ufak değişiklik olur ama büyük ihtimal o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu peygamberi davet ediyor. Ne yapıyordu peygamberi? Davet. Mekke'de davet ediyor. Peygamberimiz de etrafındaki kardeşleriyle beraber sahabesiyle beraber gidiyor ona davete. Ama Ukbe daha henüz üst ne olmamış? Müslüman olmamış. Diyor ki Ukbe Bizim senin yenilmeni yiyebilmemiz için Müslüman olman lazım. Diyor ki ama olmaz etmez gitmez e o zaman müsaade biz diyemeyiz. Diye o günkü şartlarda bugün de öyledir aslında. Ama bugün fark etmez oynayabilir millet. O günkü şartlarda sofra kurulduğu halde sofrasından kalkış kalkanlar yemeden kalkmak çok ayıp karşılanması sebebiyle Böyle şey mi olur soframa bile oturmadılar veya oturdular yemeği yemediler. Yemeği yemeyecek bir adam mıyım? Var ya. Yemeği yemeyecek bir adam mıyım? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bir kız istemeye gittik. Biraz uzak bir yer. Ama yerini söyleyemeyeceğim. Çünkü oranın halkı üzülür diye. Kız istemeye gittik. Ondan sonra neyse daha şey yani gelin hanımın babası şey yaptı. Sen söyle. E bir düşünelim yaptı. Ondan sonra bizi de yemeğe etti. Ben dedim ki siz düşünün. Düşündükten sonra biz geliriz ondan sonra yemeğe yeriz dedim. çektik yemeği yani. Bayağı da uzak bir yerden gittik dikkat edin. Ya, samimi söylüyorum. Beş dakika sonra vazgeçtiler tamam verdik dediler. çektik ya, yemeyecektik yani yemeklerini. E biz buraya gelmişiz kız istemeye sen diyor ki, düşünelim. E senin mi be kardeşim? Ama şu dikkatimi çekti yani. Bak yemeklerini yemeyeceğimizi duyunca hemen hareketlendi yani. Bir anda hareketlendi. Demek ki gerçekten önemli bir şey yani. Netice itibariyle bu sefer Ukme diyor ki peygamber tamam diyor iman ettim diyor. Ya, kelime işaret getiriyor. Müslüman oluyor yani. Efendimiz ondan sonra başlıyor. Yemen yiyor, yemeklerini yiyorlar, dağılıyorlar. Sonra bu Ukme'nin baş etrafındakiler. Nasıl Müslüman olursun, ne yaptın sen, utanmadın mı, bak akrabaları ha, hanımı, annesi, babası, akrabaları, dostları, ahbapları, sen nasıl Müslüman olursun, ne yaptın, ne ettin, olur mu böyle şey? Ya diyor evime geldi diyor, yemeği yemeyecekti diyor, A, kalkıp gidecekler diyor, nasıl olur diyor, o yüzden dolayı diyor, olmaz, etmez, gitmez, seninle daha görüşmek yok, sana kız vermek yok, seninle bundan nasıl ticaret yok, şu yok, bu yok. Evimize gelme, bize de uğraşma. Gördün mü ya bu gavur ya? Gavur görüyor musun sen? Gavuru görüyor musun gavuru? Ondan sonra e tamam diyor sonra ne yapayım diyor. Gideceksin diyor Muhammed'in diyor suratına tüküreceksin diyor. Seni suratına tükürüyorum diyeceksin diyor bu imanı yani yapmış olduğum kelime-i O zaman diyor ancak diyor seninle diyor barışırız diyor. Gördün mü sen gavurlu? Sen davanda rüzgar Müslümanı, rüzgar. Rüzgar Müslümanı. O da olur, bu da olur, şu da olur. Fark etmez ya. E işte idare edelim ya. Hep idare et bakalım. Kendini idare et, milleti idare et. Böyle gitme, dümdüz yaşa bakalım. Onda millet hep gavur olmuş, haberin yok. Olur mu hocam %99 Müslüman var Türkiye'de maşallah. Harbiden doğru ha. 99 Müslüman. Rabbim sayılarının artısı şu an Hakikilerin Netice itibariyle Tekrar ediyorum güzel insanlar, akıbetli insanlar Bak gidiyor Peygamberin yüzüne tükürmeye karar veriyor ya Düşünebiliyor musun ya Ondan sonra gitti Peygamber'i karşıya geçti Ya Muhammed bana söyletmiş olduğun iman lafzını sana tükürüyorum dedi ya Tükürdü Tükürdü ama tükürük döndü. Kendi ağrına yapıştı. Yaktı ağrını yaktı yani. Sonra Mevla ne biliyor musun? Bu zalim diyor bu zalim. Ve yevme yazzu zalimu ala yedeyhi yekul ya leyte ettegıttü var Resulü Ahirette de bu zalim diyor parmakları ısıracak diyor Hazreti Allah diyor. Parmakları ısıracak diyor. Diyecek ki ne olaydı Allah Resulü peşinden gitseydim de şu hainlerin yoluna gitmeseydim. Şu akrabalarımın, dostlarımın diye nitelendirilenle yoluna gitmeseydim ne olurdu? Pişman olacak Allah. Gördün mü sen? Mübarek. Şimdi biz diyoruz ki kendi kendimize. Hocam biz hayatta yapmayız. Peygamber sota tükürür müyüz? Mümkün mü? Deriz ama öyle bir hayatım var ki Allah sana selamet versin. Peygamber hayatından hiçbir şey yok hayatında. Peygamber sevgisinden boş. Peygamber ahlakından boş. Peygamber yaşantısından boş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dese ki ümmetim buyur ya Resulallah benden ne var sende? <laughs> düşünmeye devam et. Rabbim başarmayı nasip etsin. Sen bir düşünmeye Allah rızası da bir düşün ya. Ya bir düşün Allah rızası için ya. Şöyle pe peygamberin şöyle hakikaten geç aynanın karşısına. Ya peygamberden bende ne var ya? Hangi ahlakına ahlakım benziyor? Hangi şuuruna şuurum benziyor? Hangi ameline amelim benziyor? Hangi yürüyüşüne yürüyüşüm benziyor? Hangi kalitesine kalitem benziyor? Neyle neyim benziyor? Bir baksana hayatına ya gerçekten. Bakacağım bakacaksın inşallah. Üç aylara girdik ya bakacağız inşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Bakmaz. Sen dersin sonra. Sonra baktırttırıyorlar sana ama iş işten geçmiş oluyor. O zaman fırsat, elindeki fırsat gitmiş oluyor. Ondan sonra eyvah dersin. O eyvah para etmez. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bak ne diyor? Cehennem kendine gösterildiğinde اَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَدَانَ اللّٰهَ وَاَدَانَ Ya ne olaydı biz Allah ve Resulü'yü tahtisiydik. Allah ve Resulü'nün peşinden yürüseydik laf dinleseydik, hocalara kulak verseydik, Kur'an'a kulak verseydik, biraz kendimize gelseydik, hep Yahudi'ye, Hristiyan'a, onun kararlarına kulak vermeseydik. Diyecek insan. Siz demezsiniz inşallah. Siz vermezsiniz onlara kulak. İstediğiniz <laughs> çıkmıyor valla. Onlara kulak vereceksiniz <laughs> Ne yapıyorsunuz ya? Sonra devamında ve kalu inna sibila. Kendi evladın, kendi gencin aman aman diye büyüttün var ya kendi ellerinle aman aman büyüttüğün O tatlı tatlı büyüttün. Kendi evladın var ya o kendi kardeşlerin, kendi dostların, ahbapların yanlışa sürüklemiş olduğu kim varsa Yanlışa sürüklemiş olduğu kim varsa onlar diyecek ki diyor Mevlamız buyuruyor. Diyecek ki ya Rabbi diyecek. Biz büyüklerimize yani babalarımıza abilerimize önderlerimize önder diye önümüze dikilenlere bizi yönlendirenlere yönlendirilenlere onların peşine gittik ya Rabbi. Bizi bu şekilde yönlendirdiler. Bizi sapıklığa sürüklediler ya Rabbi. Yanlışa sürüklediler ya Rabbi. Bizi Kur'an'dan uzak bir hayata sürüklediler. İbadetlere uzak bir hayata sürüklediler. Allah sevgisinden uzak bir hayat sürüklediler. Bize sadece dünya olsun yeter dediler. Menfaat olsun yeter dediler. Bu mantığa baktılar. Namaz kılmadık fark etmez dediler ama çalış. İbadet yapmadık fark etmez, fark etmezler dediler ama dünyalık olsun. Yanlıştan getirdik haram helal fark etmez dediler. Sürüklendik ya Rabbi. Ondan ya Rabbi bu yolsa bu yanlışa öyle düştük ya Rabbi diye şikayette bulunacaklar. Kim? Belki de kendi olun. Kendi kardeşin, mahallendeki genç, en sevdiğin genç, elinde çalıştırdığın genç. O yüzden Rabbim gerçekten evlatlarımıza, gençliğimize güzel örnek olmaya hepimize ikram edesin, ihsan edesin. Zaten anlaşma yapmıştık sabırsızlanma işin başında yaptık anlaşmayı. Cuma'ya erken gelenlerle anlaşma yaptık. Yoksa açık söylüyorum. Onlar anlaşma şey yaptık, şu anlaşma yaptık. Yani bu üç aylarda inşallah en çok üzerinde duracağımız konu şu olsun dedik inşallah. İnşallah değil. İnşallah. Ne yapalım dedik? Gerçekten evlatlarımıza, gençliğimize, etrafımızdaki kardeşlerimize güzel örnek olalım, önder olalım. Onları gerçekten Allah'ımıza davet edelim, Peygamber'e davet edelim, Kitabullah'a davet edelim. Hakikaten imana, İslam'a davet edelim. Kaliteli kul olsunlar. Bir mücadele verelim. Ne melazımcılık lazımcılık yapmayalım. Gayretimiz olsun inşallah. Rabbim inşallah bu üç aylarda bize bereketli kılsın inşallah. i̇nşallah. Ve Mevla devamında ne buyuruyor biliyor musunuz? Rabbena mele ve O genç var ya, kendi evladın, kendi evladın olabilir. Kendi kardeşin olabilir. Mahallendeki genç olabilir. Mahallendeki genç olabilir. Veya veya şey çoğaltabilirsin. Onlar diyecek ki ya Rabbi bizi sapıklığa yanlışa sürükleyenler bunlardı ya. Allah'tan uzak yaşantıya sürükleyenler bunlardı ya. Onlar Kendileri yapmadılar, bize yaptırmadılar ya, ya Rabbi. Namazlardan, Kur'an'dan, Kur'an'dan, Allah'tan uzak ve ayet yaşattırdılar ya Rabbi. Ufak yaştaydık, ufak dediler. Genç olduk, genç dediler. Büyüdük zaten sahip çıkamadılar. Perişan ettiler ya bizi ya Rabbi. E, onlara bize vereceğin azabın iki katını var ya Rabbi. Rabbena mi el Bize vereceğin azabın iki katını var. Yetmez, ve lanen onlara büyük bir lanetle lanet et ya Rabbi. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Evladımıza, gençlerimize, etrafımızdaki dostlarımıza yanlış örnek olmaktan, onları yanlışa sürüklemekten hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Hocam ben sürüklemiyorum diyebilirsin. Ama sen bir babaysan, bir abiysen veya işte bulunmuş olduğun bir ortamda bir gerçek lider durumundaysan, herkes sorumludur bu konuda. O da senden gördüğünden dolayı, senden gördüğünden mesela bakıyor ki abim diyor veya abim veya babam veya çoğaltabilirsiniz. 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş hala namazda iş yok. Demek namaz kıymetli bir şey olsaydı bak benim babam yapardı, abim yapardı, dostum yapardı, falanca abi yapardı falan cevabı yapardı filan yapardı, şey yapardı. oldu billah. Senden bu yanlış örneği almaya kalkarsa yandın. Rabbim muhafaza etsin. Ondan sonra ahirette başlarsın. İşte ya Rabbi ne ya ne, ne diyor sen? Ya ama işte hocam işte. Ne hocası ya? Allah diyor ki güzel örnek olacaksın. Bitmiştir. Olay bu kadar. Güzel örnek olmadın mı ondan sonra burnu sürtülecek. Hiç kimse kendini kandırmasın. Hazır üç aylardayız. Bu üç ayların kıymetini bilelim. Bu aylarda az yap yaptığımız ibadetlere bile Mevla çok büyük mükafat veriyor. Az bir çalışmaya çok veriyor Hazreti Allah. Saygı göstermemize çok veriyor Hazreti Allah. O yüzden kıymet bilelim inşallah. Hem kendimize fayda hem de etrafımıza fayda Türkiye'nin kurtuluşu ancak bundadır. Bundan başka çare yok. El Fatiha. Elhamdülillah. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله داعينا إلى الله أما بعد فيا عباد الله اِتَّقُوا اللّٰهَ وَيَا ضِيْعُهُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عُسْرُونَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْضَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَحْمَةِ وَسْعَدْ كُلَّ شَيْءٍ اِلَى آخِرِ الْعَيْهِ صَلَقَ اللّٰهُ النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاس لَا يَرْحَمْهُ اللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ اَوْكَ مَا قَالِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ Aziz ve muhterem Müslümanlar, malumunuz 3 aylara rahmet aylarına girmiş oluyoruz. Rahmet aylarında Mevla Teala bizleri bağışlayacak. Bizlere merhamet edecek. Bizlere şefkatini, rahmet muamelesi en yüksek derece ikram edecek. Ancak bizden bir ufak bir şeyler bekliyor Mevlamız. Bir ufak hareketler. Yani. Yapamadığımız yanlışlar şunlar bunlar varsa... Hatalar varsa o hatalardan vazgeçmemiz istiyor Mevlamız. O hatalardan vazgeçmemiz. Yapamadığımız emirler varsa, laf dinlememiz gereken şeyler varsa Onları da hayata geçirmemiz istiyor. Herkes kendini çok iyi bilir. Sahabe-i efendilerimizden bir tanesini peygambere şikayet ediyorlar. Önemli bir ifade. Dikkat edin. Şikayet ediyorlar. Ya Resul, bu var ya. E, her türlü hata yapar. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi burada saymak istemiyorum. Siz anlamaya çalışın. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Falan yapıyor, yapıyor. Bir de Ya Resul, bu yalan da söylüyor. Yalancı yani. Kendisi hiç şikayetçi olmuyor. Doğru söylüyorlar yani. itiraz etmiyor. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ona, bana bir tanesi hakkında söz verir misin diyor. Bir tanesi. Anlayamadım. Bir tanesi. O da bakıyor ki 10 tane 20 tane belki suç sayıldı. Bir tanesini yapmayacakmışım diyor ya. Bir tanesi yani. Bakın çok önemli ha. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Bir karar verin belki. Belki size de lazım olur. Hangisini yapmayayım ya Resulallah? Bir tane diyor söz ver. Bak bütün hatalardı. Kaç tane hata sayılıyor? Bir tanesini diyor. Tamam ya Resulallah diyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan konuşmayacağına söz ver diyor. Bakıyor ki acayip acayip hatalar var. Hepsini yapabiliyorum. Sadece yalan konuşmayacağım. Tamam diyor. Olur. Olur. Sonra buna söz veriyor. Ama bunu aynı şekilde söylüyorum. Hocam bilmiyorum valla. Sen bir düşün. Ama Allah'a karşı da yalan söylemeyeceksin. Onu da dikkate al. Allah'a karşı da vermiş olduğun sözde ifadelerde gerçekten yalancı durumuna düşmeyeceksin. Onu da bir dikkate al. O zaman bakayım bu nasıl bir ifade. Sonra tam bir hata yapacak. Diyor ki ama söz verdim Resulullah'a. Yalan konuşmayacaktım ya Resulullah sorarsa bana bunu yaptım mı? E yok diyemem. Onu vazgeçiyor. Tam başka da yapacak. Ya Resulullah bir sorarsa şunu yapıyor musun diye. Çünkü gidiyor. Resulullah'ın yanına gidiyor. E yok yalan söylemeyecektim söz verdim. Bütün hatalarından vazgeçiyor. Bütün hatalarından. Sen de Allah rızası için ya. Mevla Teala'ya vermiş olduğun sözler karşısında bir daha o sözleri gerçekten bırakmayacağına söz versen bu iş biter Allah'ın izniyle. İnanın var ya biter bu iş. Az bir hareketle Allah bizi affedecek. Ya kalkar gerçekten böyle güzel sözler verirsek. Tamam ya Rabbi dersek bundan sonra tamam ya Rabbi. Hiç kimseye karşı sana karşı da yalan yok ya Rabbi. Dersek bak o zaman kurtuluşu seyret ya. Ama nerede be kardeşim? İbadetler gevşek, hareketler gevşek. Tamam tamam sıkışıyorsun. Bir sıkıştığın zaman aman ya Rabbi tamam bu sıkışıklığı bir atlayayım bak acayip olacağım. Harbiden acayip oluyorsun nasıl? Çok değişik tanımlayacak hale geliyorsun. Ama normal şartlarda hasta olduğun zaman şey olduğu zaman aman Allah'ım aman Allah'ım diyorsun. Rahat olduğu zaman Rabbinle barışık yaşamıyorsun. O yüzden bu aylar rahmet ayları. Ve rahmeti ve saat külli Allah Celle Celaluhu. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Hazreti Allah. Her şeyi kuşatmıştır. Ben sizi affedeceğim ama siz de bir hareketlenin diyor Mevla. Bir hareketlenin, bir hareket ya, bir hareket yapın. Mevla abisi ne yapacak? O bahaneyle affedecek inşallah. Bununla beraber ikinci bir ifade. Nasıl Mevla'dan rahmet beklersen, merhamet bekliyorsan Allah beni affetsin. Allah beni bağışlasın diye bekliyorsan aynı şeyi de Mevla Teala bizden istiyor. Efendim Mevla buyuruyor efendimiz buyuruyor ki "Men la yerhamin nas la yerhamullah." Allah'tan nasıl rahmet istiyorsanız o zaman diyor insanlara merhamet edin ki Allah size merhamet etsin. Sen affedilmek istiyor musun? İstiyorum. O zaman evladını, kardeşlerini, etrafındakileri küs olduklarını, konuşmadıklarını, affetmeyi bileceksin. Ya onunla işim kesildi. Unutamadım. O bana var ya, ya. sen neler yaptın Rabbine? Sen Mevla'ya neler yaptın Mevla seni affetti be kardeşim. Sen de etrafındakileri affetmeyi bileceksin. Onları gerçekten bağışlamayı bileceksin. Velev kunte fazzan galiz el kalbi len fazzu min Efendimiz Ebu Mevla buyuruyor. Efendimiz Ebu Eğer etrafındakileri affetmiş olmasaydın, onlara merhametli davranmış olsaydın, olmasaydın bir kişi etrafında kalmazdı diyor Mevla Teala. O yüzden fa fa onları affet. Ve estağfirullah ve bırak affetmeyi. Onlar adına bir de Allah'tan özür dile. Şu rahmet günlerinde bir de kalkıyorsun. Sen rahatsız olduğun kimse, onun adına bir de Allah'tan özür diyorsun. Ya Rabbi diyorsun be. Şu bana var ya, yaptı ya diyorsun, hatalar yaptı yaptı. Onu affediyorum ya Rabbi diyorsun. Sahabeden bir tanesi. Fakir, tersi o yok. Nedimimde yok. Yok. Aciz, yaşlı. Gelmiş yani şey evine. Ayetler geliyor ya Rabbi. Demiş kendi kendisi söylüyor yani. Ya Rabbi ayetler geliyor. Yardımcı olun, merhamet edin, şunu yapın, bunu yapın. Yapın yapın diyor ama, ama ya Rabbi yok ki. Neyle yapayım ya Rabbi yok. O yok, bu yok. Yapamıyorum. Herkes yapıyor ya Rabbi ben yapamıyorum ya Rabbi. Ben de ya Rabbi diyor. Ben de ya Rabbi diyor. Bana kim eziyet ettiyse, ben kim üzdüyse, kim darıttıysa hepsini ya Rabbi senin için affediyorum ya Rabbi diyor ben. Sonra Mevla Teala ona peygamberle haber gönderiyor. Senin diyor bu yapmış olduğun sadaka, yapmış olduğun hayır kabul edilmiştir diyor be. Ya. O yüzden yap yapsın. İnsanlara merhamet et. Son ifadeyle bitiriyorum. Merhameti sadece maddeyle sınırlamayın. Rica ediyorum be. Maddeyle değil arkadaşlar güzel insanlar. Çünkü sizin kafanız hep maddeci bir zihniyet oluştu Türkiye'de. Dünya Müslümanlarında şu anda sadece akıl maddeye doyandı. Madde. Madde varsa tamam her şey tamam. Öyle bir hale geldi. İnşallah bunu sileceğiz kafamızda sileceğiz. Şunu bir de mana yani şu gençliğimizin imanına bakarak, ahlakına bakarak, genç kızlarımızın hale bakarak gerçekten merhamete ihtiyaç var. Ona bir de Allah rızası için bakalım ya. Sadece maddeye odaklanmışsın. Eğer onların önler açılırsa, eğer onları kar doyarsa, bilmem ne olur. Ya bırak Allah rızası için ya. Onların imanı olursa da imanı olursa. Allah tanırsa, peygamber tanırsa, kitabullah tanırsa kurtuluş Bir de bunu düşün Allah rızası için ya. Ya bir de Allah rızası için bunu düşün ya. Sadece kitlenmişsin sen. Bütün beyi kitlenmiş. Maddeleri iyi olsun. Aman durumları iyi olsun. E ne olacak? Hocam o zaman iyi Ne iyi olacaklar ya? Ne iyi olacaklar be kardeşim? Maddesi iyi olan azar. Görüyorsunuz işte Türkiye şartlarını takip et. Dersi olan hiç olmazsa kafasını kaldırmaz. <laughs> Mübarek insan. O yüzden gençliğimizin özellikle imanı için, ahlakı için, hakikaten eksikleri bu konular eksikleri için kalbimiz biraz yansın. Biraz gerçekten arzu etsin. Mevlamıza dua edelim, yalvaralım. Onlara güzel örnek olalım. Allah tabi biz acısın. Yoksa sen acımazsan sana da acımaz Bunu da böyle bileceksin. O yüzden Türkiye şartlarında kendimizi de evlatlarımıza gençliğimizin halini şöyle gözden geçirirsek eğer biz gerçekten onların ahireti için kendi duygularımızda acıma duygularında eğer gerçekten bir çalışma yapmazsak Allah bize acımaz.

<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن الشرف الصفي فقال عز وجل من قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى سيدنا ابراهيم حميد مجيد اللهم انصر من الصالحين واخذل من اخذل المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفار والفرجة والملحدين اللهم اشهد الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين سالمين والسلام على رسول الله لله قيمة المسافر جماعة المسلمين Üç aylara girdik malumunuz. Bu aylarda yapmış olduğunuz bütün hayırlar gerçekten karşılığını kat kat verilecek. Hem maddi hem manevi. Hem maddi hem manevi bunu bilmek lazım. Bu tabii insanın bazen maddi gücü vardır. Onunla gerçekten bunu hayata geçirebilir. Bazılarının maddi gücü yoktur. Tebessüm bile diyor tebessüm. Şöyle bir tebessüm yapar mısınız? Ya? Şöyle bir bakayım tebessümlerinize bir bakalım Allah razı olsun. Ya. Tebessüm kabiliyetiniz asanı ya. Tebessüm bile diyor sadakadır diyor tebessüm. İnsanlara sadakadır diyor. Yani bir tebessüm atın da millet bir selam versin size. Şöyle bir selam verebilirsin adam. Ama korkuyorsun. Hoca selam verse borçlu çıkarız ondan sonra. Aman diyorum. Yapma Allah rızası için ya. Ya bir tebessüm atın bu millete ya. Bu insanlara bir ifade kullanın ya. Bir hayırlı olsun din ya. Bir mübarek olsun din ya. Bir dua edin ya. Bir yalvarın ya. Bir şey yapın yani. O yüzden dolayı bu aylarda hakikaten ne yapacağız? Etrafımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı, ahbaplarımızı, komşularımızı hepsini memnun tutacağız. Biz onlara memnun tutarsak Allah da bizi memnun tutacak. Yoksa sen duyarsız olursan, üç aylar gelmiş, rahmet ayları gelmiş, güzellikler gelmiş. Allah diyor ki bu ay benim ayım. Efendimiz bu Allah'ın ayı. Allah'ın ayına gerçekten hürmet göstermezsen, saygı göstermezsen, şefkat göstermezsen, merhamet göstermezsen ne merhamet bekliyorsun o zaman mübarek kadar. O yüzden dolayı eğer biz de hareket olursa hareket çok olacak inşallah. Bereketini göreceğiz. Özellikle Türkiye'nin şartlarında. Ya şöyle kalkın geçelim. Bir gece kalkın Allah razı olsun ya. Hangi gece kalktın Allah razı olsun Şöyle kalktın mı hangi gece? Şöyle üçte diyor ikisi geçtiği zaman. Üçte biri kaldığı zaman diyor Mevla Teala buyuruyor. Dikkat edin. Gece üçte ikisi geçiyor. Üçte neye kalıyor? Biri kalıyor. Mevla Teala birinci kaç semaya tecelli ediyorum diyor. Birinci kaç semaya tecelli ediyorum. Kullarım. Buyur ya Rabbi. Yok mu sıkıntısı olan? Sizin gerçi sıkıntınız yok ya. Öyle gözükmüyor. Sıkıntılı gözükmüyorsunuz maşallah. <laughs> sıkıntısı olan yok mu? Sıkıntılarını kaldırayım. Derdi olan yok mu? Dertlerini kaldırayım. Ne istiyorsunuz? Vereyim. Geçimle alakalı, hanımıyla alakalı, çocuklarıyla alakalı problemi olan yok mu? Halledeyim. Ne istiyorsunuz kullanım? Devletiyle alakalı, terörle alakalı, şunla bir alakalı derdi olan yok mu? yok, yani yok, yok. Yoksa da. Ne uykuyu mu tercih ediyorsun? Yapılacak bir şey yok. Uyu. Uyu be kardeşim. Ondan sonra ya ya bırak ya. Uyuyorsan uyu uyu. Güzel uyuyorsun bak. Ona da evladık uyku mu istesin? Hop üstüne biraz daha bir gazı bir bakıyorsun öyle bir rahat uyusun ki. Ama ondan sonra tam uyuyorsun ama. Hem maddi hem manevi gündüz de uyuyorsun ondan sonra. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar bir kalkalım Allah rızası için ya. Ya bir kalkalım ya. Mevla Teala tecelli ediyorum buyuruyor ya. Ağlayalım bir ağlayalım bir ağlayalım. Bahanemiz olur. Dersi ki hiç olmaz ahirette ya Rabbi. Mevla sorar sana soracak. Hiç şüphin olmasın. Diyecek ki nedir durumun ne yaptın sen? Dersin ya hiçbir şey yapamadım ama en azından kalktım ağladım dersin ya Rabbi ya. O da yok. İnşallah başaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ان الله <سؤال> يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صلى الله